Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Ee, öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım. Bu videomuzda e, gene altın ons, e, gram altın, gümüş ons ve e, gümüş gram değerlendirmesi yapacağız. Evet gündemimizde e, biliyorsunuz artık Rusya'nın yapmış olduğu e, COVID-19 aşısıyla ilgili ve e, Dünya Sağlık Örgütü'nün de Rusya'ya vermiş olduğu e, aşıyla ilgili ilk tepkiler Yavaş yavaş gündeme oturmaya başladı. Rusya'nın ilk açıklamasından aşıyı bulduk diye yaptığı ilk açıklamanın ardından altın ve gümüş tarafında sert düşüşler yaşandı. E, fakat e, yine dün Dünya Sağlık Örgütü'nün aşıyla ilgili e, henüz test aşamaları e, çok kısa bir süre içerisinde e, bu aşıyla ilgili elimizde yeterli bir Kanıt ve belge olmadığı yönündeki açıklamalarından sonra altında tekrar yukarı yönlü hareketler görülmeye ve yaşanmaya başlandı. Biliyorsunuz sabaha karşı yapmış olduğumuz videoda bazı kritik bizler için önemli olan seviyeleri sizlere bildirmiştim. Şimdi bu seviyelerin geçilmesiyle birlikte yaptığımız destek ve dirençlerin ne kadar nokta çalıştığını sizler de görmüş oldunuz ve ee, bu destek ve dirençlerin ne kadar yararlı olduğunu hep birlikte gördünüz. Ee, şu an bu saat itibariyle saat 8 itibariyle arkadaşlar artık bizim e, ons altında 1942 seviyesi destek konumuna geçmiş durumda arkadaşlar. Şuradaki 1942 seviyemiz e, destek konumu haline gelmiştir. 1942 üzerindeki artık kalışlarımız bizler için yukarıda 1978 direncine doğru eh ons taşıyacaktır arkadaşlar. Ons altının tekrardan yükseliş kanalına da girebilmesi için bugün itibariyle arkadaşlar buradaki 1978 çok önemli bir dirençtir. Bu 1978 direncin üstünde mutlaka bir e, kapanış yapması şart. O yüzden e, artık 1942 üzerinde biz 1978 e, veya bunu 1972 olarak da düşünebiliriz. 72 bir ara direnç ve 1978 e, şu iki direnç arkadaşlar bizlerin takiminde olacak en önemli dirençler olacak. E, altının bu şekildeki hareketlerine devam etmesi halinde yukarıda 1972-78 e, direncine kadar ben yukarıya yönlü hareketlerini sürdüreceği düşüncesindeyim arkadaşlar. E, artık ons altında 1935 çok önemli bir destek oldu arkadaşlar. 1935 altına ons altın inmediği müddetçe bugün itibariyle e, ons altında tekrardan 2000 dolarlar ana hedef seviyesi haline gelebilir. Bakın arkadaşlar şartımız ne? 1935. Bugün bu 1935 ve yarın 1935 üzerinde. Ons altın tekrardan kalmaya devam ettiği müddetçe biraz daha orta vadeli ons altın 2000 doları tekrardan test etmek isteyebilir. Teknik olarak da bu mümkündür arkadaşlar. Evet ons altını anlattıktan sonra hemen gram altına da bir geçelim. Gram altında bizler için hangi seviyeler önemli biliyorsunuz gram altında olumlu kapanışlar geldiğini söylemiştik gram altında bizler için ne dedik 454 Evet 454 üzerinde kalışlar gram altın için olumludur dedik arkadaşlar ve gram altın 454 seviyesi üzerinde kalmayı başardı şu saat itibarıyla 454 üzerinde gram altının ilk gideceği Hedef Bizler için 475 hedefi arkadaşlar. Şuradaki 475 hedefi gram altında takip etmeniz gereken ilk önemli direnç noktası olarak gözükmekte. Evet 454 üzerinde kaldıkça zaten yükseliş trendi gram altında devam eder. Ve ilk etapta 475 seviyesindeki direnç noktasını gram altında takip edeceğiz arkadaşlar. 475'i de yukarı yönlü aşabilirsek bu sefer 483 gram altında ana hedef noktamız haline gelecek önemli bir seviye olarak gözükmekte. Evet 400 gram altın veya altın ben alır mıyım? Evet 454 üstünde kaldıkça 454 toplu ben gram altın alırdım arkadaşlar. Bu da yatırım tavsiyesi olmama koşulu benim nece, nacizane fikrim. Evet gram altından sonra gümüş tarafına da bakalım. Hemen gümüş onsa gümüş onstaki bizler için önemli hareketlere bakalım. Evet gümüş onsta ne dedik arkadaşlar? 26.40 seviyesi pardon 26 seviyesi bizim için önemli. Son videomuzda 26 seviyesi üzerinde kalışlar yukarı yönlü hareketlerin devamını getirir dedik. Evet 26 üzerinde gümüş ons Kalmaya devam ediyor. Evet ben de 26 seviyesi üzerinde kalsa ben Gümüş Ons'ta alırım arkadaşlar. 26 stoplu Gümüş Ons'ta alırım. Ee, yani 26 üzerinde Gümüş Ons'un ilk hedefi bekleyeceğiniz ilk hedef 28-40 direncindeki hedef bölgesi e, şeklinde yorumlanabilir. En kısadaki 28-40 direnci e, Gümüş onsunda. E, yukarı yönlü ataklarını devam ettireceği en yakın direnç seviyesi ve hedefi halinde gözükmekte. Evet nokta atışlarımız hepsinde gelmiş arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla gram altın, altın ons, e, gümüş gram ve gümüş ons da hepsi nokta çalışmakta. Dediğimiz hedeflerin üstündeki tutunumlar gerçekten yukarı yönlü hareketlere hepsini tetiklemiş. Ve e, analizlerimiz 10 numara piyasada bulamayacağınız bir analizler şeklinde ilerlemeye devam etmekte. Hemen gram gümüşe de bakalım. Evet bu analizleri gerçekten arkadaşlar biliyorsunuz dışarıda saatini 1000 dolardan ancak alabilirsiniz. Herhangi bir yatırım kurulunda ders adı altında bu analizler 1000 dolara satılmakta. Fakat biz kanalımıza bir katıl butonu koyduk ve gönlünüzden geldiği gibi bu katıl butonundan sayfamıza ve kanalımıza sizler bir katkıda bulunabilirsiniz. Gönlünüzden geldiği kadar deyip bu da reklamımızı da yapalım arkadaşlar. Reklamımızı da yaptıktan sonra hemen e, gümüş gramı da sizlerle birlikte inceleyelim. Sabahleyin arkadaşlar yaptığımız son videoda biliyorsunuz 6 e, şey pardon 5.95 bizler için önemli dedik. 5.95 üzerinde kaldıkça gümüş gramda yukarı yönlü hareketler hız kazanacaktır şeklinde videomuz vardı. Ee, ve bunun üzerinde bir teyit alacak rakamda 6.11 seviyesiydi. Gümüş gram da bu 6.11 seviyesi üzerindeki hareketlerine devam etti. Ee, peki şimdi gümüş gramda ne olabilir? Ve siz olsanız yani ben olsam gümüş gram alır mıyım? Alırım arkadaşlar. 6.11 seviyesi altına inmedikçe gümüş gram alırım. Ee, şu an itibariyle gümüş gramda ilk hedefimiz 657 seviyesinde bulunan e, direnç seviyesi, 657 e, direncinde biraz oyalanabiliriz. Fakat burayı da yukarı yönlü kırdığımız takdirde e, hedefimiz 695 seviyesinde bulunan ikinci e, direnç seviyemiz gümüş karamda olacaktır. İlk etapta gümüş karamda 657 bizler için önemli dediğim gibi. Burada biraz oyalanma ve satışlar gelebilir. E, fakat burası da yukarı yönlü kırılırsa direkt o zaman 6.95 seviyesi bizler için gümüş gramda da hedef konumu haline gelecek önemli bir seviye olarak gözükmekte. Evet yapmış olduğum e, videolara çok güzel yorumlarda bulunan arkadaşlarım var. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Adana'dan bir teyzemiz de e, yorum yazmış. Beni çok mutlu etti. E, o Adana'daki teyzemin de ellerinden çok çok öpüyor, Adana'ya da çok selamlar e, söylüyorum. Adana insanıyla da e, içinde bulunduğu coğrafik koşullarıyla da e, tam bir e, nasıl anlatsam Adana insanı, Adana insanı çok iyi bir insandır arkadaşlar. Benim ne kadar Adana'lı tanıdığım varsa hepsi de Mert ve dürüst insanlardır ve sözlerinin arkasında sonuna kadar duran insanlardır. Ülkemizin her ili iyidir fakat Adana ilimiz de ayrı bir güzelliğe ve ayrı bir insanlığa sahip bir ilçemiz olarak gönlümüze tat kurmuştur. Buradan Adana'ya selamlar olsun diyorum ve videomuzu burada bitiriyoruz artık arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.